Arkadaşlar. Arkadaşlar hepinize hayırlı geceler diliyorum. Gece ilerleyen bir saatte sizi burada topladık. Gece bu saatte niye bu açıklamayı yapmaya ihtiyaç duyduğumu da açıklamamın içinde göreceksiniz. Tabii %85'e yaklaşan bir katılım oranıyla son derece güçlü bir seçim gerçekleştirdik. Yerli yabancı herkesin, seçimleri izleyen herkesin, dışarıdan gözlemci olarak herkesin bu yüksek katılım oranı karşısında takdirlerini sunduğu bir demokrasimiz var. Özellikle yabancı ülkelerden gözlemci olarak gelen temsilcilerin hepsi bu büyük katılım oranının, %85'e yakın katılım oranının Türk demokrasinin gücünü göstermesi bakımından gıptayla karşılandığını belirtiyorlar. Dünyanın ileri demokrasilerinde yıllardır yapılan seçimler, gelişmiş demokrasilerde sürekli olarak bir katılım oranı problemiyle karşı karşıya. Bu katılım oranının yüksekliği bile tek başına demokrasimizin gücünü, aziz milletimizin, sevgili vatandaşlarımızın demokrasiye bağlılığını gösteren, Türkiye'nin en büyük gücünü, kuvvetini teşkil eden bir husus. Başlı başına bir değer. Bunun için bu demokrasiyi elde etmek için, bu demokrasiyi kurumsallaştırmak için ve güçlendirmek için büyük bedeller ödemiş bir milletiz. Geçmişte darbe dönemlerinde başbakanlarını, bakanlarını şehit vermiş bir milletiz. Darbe dönemlerinde acı çekmiş, gencecik fidanları feda etmiş bir milletiz. En son Fethullahçı terör örgütünün demokrasimizi lağvetme girişimine karşı da bütün dünyaya şehitlerimizle, gazilerimizle topyekun bir millet olarak nasıl direndiğimizi gösterdik. Dünya tarihine geçecek şekilde bir demokrasi savunumuz var. Dolayısıyla demokrasimizin varlığı ve gücü her zaman için üzerinde en çok titizlenmemiz gereken değerimiz. Özellikle Ankara ve İstanbul'daki itiraz süreçleriyle ilgili tartışmaları izlerken tüm bunları aklımızda tutmamızda büyük bir fayda vardır. Şimdi ortaya çıkan tabloda şunu görmek gerekir. Milletimizin takdiri demokrasiye inanan siyasetçiler için her şeyin üzerindedir. AK Parti Genel Merkezi bu demokrasi mücadelesiyle varlık ve vücut bulmuş. Anlamını ve siyasal işlevini bu şekilde kazanmış bir siyasal mücadelenin sembolüdür. Vatandaşımız ne diyorsa, milletimiz ne diyorsa başımızın üstünde yeri vardır. Bu süreçle ilgili olarak ortaya çıkan tablo demokrasinin seçim sürecinin bir parçasıdır. Her siyasi parti seçim sonuçlarının yakın olduğunu gördüğü yerlerde, bir takım hatalar tespit ettiği yerlerde itiraz müessesesini çalıştırır. Tabii Adana, Ankara ve İstanbul açısından baktığınızda sandık sonuç tutanaklarıyla sayım döküm çizelgesi arasındaki uyumsuzluk bizim açımızdan net bir şekilde gözüküyor. Dolayısıyla sayım döküm çizelgelerindeki verilerle sandık sonuç tutanağına aktarılması süreci içerisindeki bu uyumsuzluğu gidermek üzere bu itirazların yapılmasından daha doğal bir şey yoktur. Eğer ortada hangi parti açısından bu söz konusuysa, sandık sonuç tutanaklarıyla sayım döküm çizelgesi arasında bir uyumsuzluk varsa, bunun giderilmesi için yine seçim sürecinin parçası olarak koyulmuş bu meşru müesseseye başvurmak bütün siyasi partiler açısından yıllardır seçimde kullanılan olağan bir yöntemdir. Şimdi de esasen bu yönteme başvurulmaktadır. Bu yöntem vatandaşımızın attığı her bir oyun, sandıkta yerini sandığa atılmış her bir oyun yerini bulması bakımından son derece önemlidir. Derdimiz hiçbir oyun feda olmamasıdır. Atılmış oyla ilgili olarak hakkın ve adaletin yerini bulmasıdır. Çünkü sandık demokratik siyasetin siyasal namusudur. Bu namusu korumak hepimizin görevidir. Tabii nihai karar merci milletimizdir. Bu sürecin patronu milletimizdir. Ne karar verirse olacaktır. Milletimiz de yüksek bir fedakarlıkla %85'lik bir katılım oranıyla talimatlarını vermek üzere sandığa oyunu atmıştır. Sandığa giden her oyun takipçisiyiz. Herkes oyuna sahip çıksın. Herkes oyun hakkını versin. Oy siyasal namustur. Burada iki konu önemlidir. Bir, sürece herkes saygı duymalıdır.
Süreç sağlıklı işlemelidir, şeffaf işlemelidir. Yüksek Seçim Kurulu deneyimiyle, kapasitesiyle hukuk içerisinde süreci işletecektir. Birincisi, sürece saygı duyulduğu gibi sonuç ne olursa olsun milletimizin talimatıdır deyip başımızın üstünde bir emanet gibi taşıyacağız ve saygı duyacağız buna. Bu herkes için geçerlidir. Oy veren her vatandaşımızın hakkını savunmak bizim vazifemizdir ve bu bizim siyasetimizin kutsalıdır. Hak edilmeyen bir zafer peşinde koşmamız mümkün değildir. Hak edilmeyen bir zafer arayışı bizim kapımızdan içeri girmez. Hiçbir şekilde hak edilmeyen bir zafere ihtiyaç duyacak bir siyasi hareket değiliz biz. Hak edilmiş zaferlere defalarca imza atmış olan, bundan sonra da imza atma kararlılığı içerisinde olan milletimizle bütünleşmiş Türkiye'nin en büyük siyasi partisiyiz. Aynı şekilde hem AK Parti olarak ortaya çıkardığımız bu sonuç partimizi birinci parti yapmıştır. Aynı şekilde de Cumhur İttifakı'nı birinci yapmıştır. Cumhurbaşkanımız balkon konuşmasında AK Parti açısından temel prensibi bir kere daha altını çizerek vatandaşlarımızla paylaşmıştır. Biz milli iradenin üstünde bir güç tanımıyoruz. Dolayısıyla sükunetle, saygıyla sonucu beklemek gerekir. Bir, sürece saygı duyacağız. İki, sonuca saygı duyacağız. Herhangi bir şekilde bu kadar bazı siyasilerin de kullandığı dil açısından vatandaşlarımızı inciten, böyle tahrik eden, bütün bu süreci sabote etmeye çalışan bazı siyasilerin attığı bazı tweetler, bazı cümleler görüyoruz. Bunların hepsini tabii bir kenara koymak gerekiyor. Yurt dışında öteden beri Türkiye'ye karşı ne zaman bir antidemokratik yaklaşım olsa buna destek veren bazılarının yine bu provokatif yaklaşımlarını, Türkiye'de bir sıkıntı çıksın, Türkiye'de bir kargaşa çıksın şeklindeki arzularını yansıtan bu yaklaşımlarını görüyoruz. Bunların hepsini mahkum ediyoruz. Bu milletin demokratik bilinci, bu millette tecessüm etmiş olan demokratik olgunluk bu süreci de gayet doğal bir süreç olarak atlatmamızı, gayet saygın bir süreç olarak atlatmamızı ve sonuca da hep beraber saygı duymamızı getirecektir. Bütün bu mesele neticesinde bu itiraz müessesesi çalıştıktan sonra sonuç netleşecektir ve seçim sürecinin parçası olan, seçim sürecinden ayrı olmayan bu müessesede çalıştıktan sonra sonucu hep beraber göreceğiz. Cumhurbaşkanımızın bütün bir siyasi liderliği, AK Parti'nin bütün bir varlığı bir bakıma seçimler tarihidir. Kendi siyasi tarihimizi aynı zamanda bir demokratik mücadele tarihi, aynı zamanda bir seçimler tarihi olarak okuyoruz. Dolayısıyla biz seçim sürecine saygı gösterilmez. Halen bu itiraz müessesesi de aynı şekildedir. Ve sonuca da arzu ettiğimiz gibi çıksa da çıkmasa da sonuca da aynı şekilde saygı gösterilmesi konusunda en yüksek hassasiyetimizi her zaman ifade ettik. Bir de şu var tabii. Öyle şeyler, yorumlar yapılıyor ki sanki bu süreci tek başımıza biz yürütüyoruz. Yani süreç YSK'nın muhtesinde yürümektedir. Ayrıca gözlemci olarak sadece biz değil, diğer partiler de orada bulunuyorlar. İtirazlarımızı biz yapıyoruz. Diğerlerinin de itiraz yapacağı yerler olacaktır. Yani sanki bu AK Parti'nin tek başına yürüttüğü bir süreçmiş gibi vatandaşlarımıza yanlış bilgi veriliyor, kirli bilgi veriliyor. Bu doğru değildir. Yine işte çeşitli yerlerde bazı haberler çıkıyor. Bu itiraz sürecinin dışında sanki başka süreçler işliyormuş gibisinden ya da başka bir takım gelişmeler olacakmış gibisinden ya da bütün oylar yeniden sayılıyormuş gibisinden zaman zaman şeyler duyulabiliyor. Burada bir kere daha netleştirmek isterim arkadaşlar. İtiraz mekanizması önceki mekanizmanın aynısı olarak işliyor. Yani yeni bir durum ortada yok. Tabii baktım, kapsamlı bir inceleme geldi önüme. Farklı yerlerde çıkan bir takım sözler, cümleler, bir takım eleştiriler, bir takım polemikler sanki AK Parti Genel Merkezi bundan sorumluymuş gibi bir takım aşırı ifadeler bazı yerlerde kullanılabiliyor. Sanki AK Parti Genel Merkezi bundan sorumluymuş gibi de bir yaklaşım ortaya koyuluyor. Cumhurbaşkanımız gerekli balkon konuşmasında değerlendirmeyi yaptı. Kendisinin açıklamaları esas olmak kaydıyla AK Parti'nin yetkili isimlerinin yapacağı açıklamalar bizim bu süreçle ilgili bağlayıcı olduğunu değerlendirdiğimiz ve böyle anlaşılmasını istediğimiz açıklamalardır. Dolayısıyla bunun dışındaki çok sayıda bu spekülatif habere
itibar edilmemesi, herhangi bir haber duyulduğunda bununla ilgili infial oluşturacak bir duygu durumu ortaya çıktığında lütfen bu haberler iyi test edilsin, sonuçlarına iyi bakılsın ve bu süreçten de gayet sağlıklı bir şekilde çıkacağız. Vatandaşın verdiği kararı hep beraber göreceğiz. Birincisi sürece saygı diyoruz. İkincisi de sonuç çıktığında sonuç ne olursa olsun bu sonuca da mutlak surette saygı göstereceğiz. Her zaman olduğu gibi seçimlerin sonunda kazanan partiler olur, kaybeden partiler olur. Ama AK Parti açısından AK Parti bütün seçimlerden birinci çıkan bir parti olarak, son seçimlerde de AK Parti olarak ve Cumhur İttifakı olarak bu seçimlerden birinci çıkmış olarak şunu ifade ederiz. Kaybedenler olur, ikinci sıraya, üçüncü sıraya, dördüncü sıraya düşenler olur. Ama kaybeden tek bir vatandaşımız yoktur. Bütün vatandaşlarımız her seçimin sonunda kazanırlar. Bu anlayışla faaliyetlerimizi yürütürüz. Sürece saygı gösterilmesi, sürecin sakin bir şekilde ilerletilmesinin izlenmesi konusunda ki hassasiyetimizin bir kere daha altını çiziyorum. Aynı şekilde de çıkacak sonucu hep beraber saygı göstereceğiz. Demek ki diyeceğiz, incelendi, bakıldı, bütün itirazlar yapıldı, sonuç ortaya çıktı. Ortaya çıktığında milletimizin talimatı buymuş diyeceğiz. Buna da net bir şekilde saygı göstereceğiz. Hiçbir provokasyona mahal vermeyeceğiz. Yurt dışı kaynaklı bir takım şer şebekelerinin ortaya koymaya çalıştığı yaklaşımlara ve bunları içeriye tercüme eden bir takım yaklaşımlara kesinlikle yüz vermeyeceğiz. Aynı demokratik olgunlukla %85 oranındaki bir katılımı ortaya koymuş bu demokratik olgunlukla bu süreci de tamamlayacağız. Kazanan yine Türkiye Cumhuriyeti olacaktır, milletimiz olacaktır ve demokrasimiz olacaktır. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi geceler diliyorum. Sağ olun.